Sevgili seyirciler, işte bu bilmiş ablamız bize çok güzel cevaplar verecek. Bir sürü de mektup geliyor, sorular soruluyor ve herkesin derdine deva olacak. Sus! Niye susayım? Sen de çok konuşma. Ha, aslında senin konuşman lazım tabii, değil mi burada? Evet. O zaman hemen gelen ilk mektubu... Bir, iki, tıp. Tıp, tamam. Ben sustum ama gelen mektubu şimdi sana söyleyeyim ki. Lütfen, değil mi? Bilmiş abla, sen ona göre cevap ver. 41 derde 41 deva bulacaksın sen. Bak diyor ki, İstanbul'da Ekin Zorgül soruyor. Benim size bir sorum var. Ben dalgıçlığı çok seviyorum ve balık adam olmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerek? Soran Ekin Zorgül. Şimdi önce büyürsün. Çok duvara kadar olursun. 10 yaşında olunca. Nereye kadar olur? 10 yaşında olunca duvara kadar yani. Hı. Çok yüksek. Hı hı. Sonra balık bir kostümü alırsın. Balık kostümü? Evet. Hı. Bulmazsan, bulamazsan başka bir şey olursun ama bulamazsan olursun. Şimdi aldın gittin. Çok böyle sonra derin bir havuza gittin. Atladın havuza. Tamam mı? Sonra yüzersen çok sıcak olur. İşte öyle bir konudur. Doğru cevap mı bu? Ben seyirciler söylüyorum. Söylüyorsun. Çok güzel bir cevap. Merhaba bilmiş abla. Benim adım Özge. Malatya'da oturuyorum. Ben kedileri ve köpekleri çok seviyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Kedilerin kuyruğu var. Bizim niye yok? Sevgili Özge. Niye kedinin kuyruğu var, niye bizim yok? Çünkü biz hayvan değiliz. Onun için kuyruğumuz var, kuyruğumuz yok. Bu doğru cevap değil mi? Coğraf dersi bu. Ne dersi? Çorap dersi mi? Pardon, anlamadım. Coğraf. Coğraf. Evet. Sırtımın tam arkası çok kaşınıyor. Elim yetişmiyor. Nasıl kaşıyabilirim? Tam sırtının şurası kaşınıyormuş. Eli yetişmiyormuş. Bu da İzmir'den Necati. Sevgili İzmir'den Necati. O zaman biz uçakla İzmir'e gidelim. O sırtını kaşıyalım ve kramp yiyelim. Öyle bir şey olabilir. Sen mi taşıyacaksın? Uydurmuyorum ama bu konuya cevap verebilirsin. Bunun hepsini de sıraya koyalım. Reklamlardan sonra sakın bana bir cevap verme, yoksa kızarım. Sen çok uzun süre ve bunu da bitirdim.